Şu. Şu benim. Bak burada bir daha çocuk var. Aa, bak. Bak burada da. Benim. Bu benim. Gelsene bu. Ondan sonra. Bir de burada var bakayım. Bak burada da var. Burada da benim. Ne anlatıyorum, dersi anlatıyorum. Kutladığımız bu cumhuriyeti eşsiz kahraman Atatürk zorluk şartlar içinde başarıya ulaşmış. Bugün ona minnettarız. Şu benim. Bak burada bir daha çocuk var. Daha 6 yaşında bir çocuğa öğretmen olmanı istiyorum bak. Senin bu millete sen aydınlatacaksın demek istiyor. Bununla ne demek istiyor? Ben burada hakim olduğum zaman, geldiğim zaman okul açacağım. Sen de orada okuyacaksın ve sen öğretmen olarak göreceğim. Seni demek ne demek? Aydınlatacağım bu şeyi diye çocuğa söylüyor ki halkı aydınlatma yoluna gideceğini gösteriyor. Bak burada da benim. Bu benim. Artık herkes biliyordu. Halk idaresi diye Erzurum'da dünya devletlerine halk idaresi kurulacak. Ya istiklal ya ölüm dedi. Bunun için çıkıyorum. Cumhuriyet ilan edildi diye mecliste konuşuyor. Kendisini de cumhurbaşkanı yapıyorlar Mustafa Kemal'in. Ondan sonra halka 101 ateş şeyler, heyecanlar. Ama nasıldı? Fevkaladeydi. Tabii. Her yer. Onuncu yılında bak, onuncu yılında. 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta. Atatürk'ün şeylerini şarkı olarak halk uyuyor. Sabahlara kadar kimse uyumadı. Herkes aydınlık içinde. Kadınlar da çalışacak dedi. Kadınlar da okuyacak dedi. O zaman işte bir devletin bak, bir devlet kuvvetli olabilmesi için, sonuna kadar devam edebilmesi için ne dedi ona? Ne dedi? Halkı aydınlatan, çağdaş eğitim, öğretim kurumlarını açan ve burada gençlerini, öğretmenlerini yetiştirerek bu devleti ayakta tutan bunlardır diyedi. Onun için Mustafa Kemal okullar açmaya, eğitime çok önem verdi. Anlatabildim. Ondan sonra bak, o zaman hiç okul yoktu, şey yoktu. Şimdi ise üniversiteler doluyor, şey diyor. Anlatabildim mi? Farkı bu, yaşadığımız farkı. Kadın erkek eşitti.